Merhaba, uzun zamandır övdüğümü gömdüğümü istiyordunuz ve ben de araştırıyordum hangi kitabı alsam, hangi kitabı övebilirim, hangi kitap elime virüssüz ulaşabilirim falan diye araştırırken Biri Sizi Düşünüyor isimli bu kitapla rastlaştık. Ve bugün sizlerle Biri Sizi Düşünüyor'un övdüğümü gömdüğümüsünü yapacağım. Canı acıyan ve bunu gizlemeye çalışan bir karakterimiz var fakat acıları her zaman yüzeye yağ gibi çıkmayı başarabiliyor. Bunu dememin sebebi aslında bu kitabın böyle pembe bir kapağı, işte ne bileyim kapakta yakışıklı erkeklere ya da işte arkadaş grubuna falan sahip olması aslında bu kitap için birazcık illüzyon. Kitabın içinde de illüzyon sizi takip ediyor bir süre boyunca. Yani okurken normal klişe bir Wattpad kitabıymış gibi geliyor ve diyorsunuz ki tamam böyle şey olacak, tamam tahmin edebiliyorum, evet şimdi yakışıklı erkeğimiz girdi, evet birazcık böyle gizemli ve soğuk bir karakter falan diye başlıyor hikaye. Ama sonrasında alt metinde, altında o kadar güzel bir hikaye döşeniyor ki, hani çok küçük cümlelerle veriyor yazar bunu. Mesela karakterimiz durup dururken hatırla diyor ya da Ecem diye bir karakter var, karakterimizin en yakın arkadaşı gibi görünen kişi, tam değil. O şey yapıyor mesela, böyle işte artık hatırla, bu yükün altından tek kalkamıyorum falan diyor. Hani karakterimizin hatırlaması gereken bir şey var ama kitap boyunca biz de çırpınıyoruz böyle, ne hatırlayacak bu kız Allah aşkına diye ve hiçbir zaman da böyle öğrenemeyecekmişiz hissiyatına kapılıyoruz. Ama sonrasında kitap öyle bir ilerliyor ki okurken bazen gerçekten ağzım açık kaldı. Gerçekten çok güzeldi ve şaşırıyorum çünkü Wattpad'den bu kadar iyi kitaplar çıkabiliyorsa, önceden de çıkıyordu ama önceden bir elin parmaklarını geçmiyordu, ama mesela böyle bir kitap çıksa benim olduğum Wattpad zamanlarındayken, böyle işte yabancı falan zaman, biliyorsunuz o zamanları. O zamanlarda bu kitap çıkmış olsaydı muhtemelen şu an hani herkes buna çıldırıyor olurdu. Hayran kitlesi var mı bilmiyorum ama bence olmalı, yoksa bence bir sıkıntı var bu durumda. Normalde kitapların hayran kitlesi olmasını savunmuyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama hani genelde Wattpad kitaplarının bir hayran kitlesi olduğu için, mesela Karantina, geçen gün taksit linç yiyorum Karantina ile ilgili bu arada. Neyse, bu kitabın umarım bir fan kitlesi vardır çünkü gerçekten hani hak edecek bir kitap. Ve bu şeyi çok fazla kitaba söyleyemiyorum. O zaman size karakterlerimizin isimlerinden bahsedeyim. Ezel ve Nazlı bir gurur ve önyargı ödeviyle çarpışıyorlar. Daha önce hayatları hiçbir şekilde kesişmemiş çünkü Nazlı herkesi görmezden gelen bir tip. Yani sadece böyle derslerine çalışan ve her şeyi kusursuz yapmaya çalışan bir kontrol manyağı aslında. Bu ödevde ise birdenbire Ezel çok daha iyi bir not alıyor, çok daha iyi bir iş çıkartıyor ve hoca bu ikisini bir araya getiriyor ki bu ikisi birbirine ayna olabilsin ve ödevi de daha iyi ile yerine getirebilsinler. Sonra da işte bir takım duygusal şeyler oluyor, işte bir şeyler. Daha fazla anlatıp aslında hevesinizi kırmak istemiyorum. Hazır böyle evde oturduğumuz zamanlardayken kesinlikle ve kesinlikle okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok iddialı bir kitap ve gerçekten hani okumaya başladığınız zaman bir köşeye bıraktığınızda yine de aklınızda kalıyor. Ben bu tarz kitaplara çok değer veriyorum. O yüzden bu kitabı da sizlere övüyorum. Daha önce hiçbir özümü gömdüğümü de böyle övüyorum, gömüyorum dememiştim. Çünkü çok bariz oluyor ama bunda da barizdi aslında. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bir yerden alabiliyorsanız, kitap alışverişi yapma gibi bir çabanız varsa şu sıralar, ki bence okunacak kitaplarınız yoksa eğer şu an kesinlikle yapmalısınız. O zaman sizlere bu kitabı önerebilirim. Bir tane daha kitabı var bu arada. O nerede? Bu arada seri 5 kitaplık falan olacak. İlk çıkan kitabı buydu ve geçen gün bu kitap çıktı. Bugün Adımız Sen Koy isimli bir kitabımız daha var böyle. Şu serinin şöyle yansımalı olması ve renklerin aşırı güzel seçilmesi de beni feelings'ten feelings'e sokan bir şey. Bu 00, bu 0101. Bakalım devamında neler olacak. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi başka videolarda da görebilirim. Sağlığınız için evde kalmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.